Selam var YouTube. Uzun süredir yoktum. Ufak bir kaza geldi başıma. Halı sahada omzumu çarptım. Biraz işte sürtüldü, acıdı falan ama sorun değil. Şimdi buradayım. Biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuzdur daha doğrusu. Oyuna bir güncelleme geldim. Daha çok pişirme odaklı, yani bir sürü yemek tarifi geldi, bir sürü özellik geldi, balı tutmak için farklı eklentiler geldi, yemler geldi, revolver silahları geldi, yeni bir tane spor yayı geldi. Ya yani bunların hepsini görmek için biliyorsunuz bizim Deadwin'in dışında tabii ki de bir seviye girmemiz gerekiyordu. Sıfırdan bir izci açmanın en doğru olacağını düşündük. Çünkü oyundaki yenilikleri görmek için yeni bir save açıp ne geldiğine böyle komplece bakacağız. Deadman serimiz duruyor. Kayıp pilot serimizden bahsediyorum. O serimize devam edeceğiz ama şu anda buradayız. Hadi bakalım. Baştan bir izci bizi mutlu eder umarım. Biz aşağı grip 1'de oynayalım. Nerede başlasak? Tatlı vadi sanki çok tatlı olur gibi değil mi? Güzel güzel şey yaparız. Baylu! Selamlar. Baylu, çok teşekkür ederim. Bu arada şimdi aklıma geldi. Sen gelmeden önce galiba gösterdim, görmemiş olabilirsin. Tekrardan YouTube'a da göstereyim ama size de göstermem için şöyle bir saniye kamerayı çevirmem gerekiyor. Ne gösterdim göreyim. Bakıyoruz yukarı. Klimayı ben aldım. Ya yani bu süreçte dedim daha fazla pahalanmadan, para toplanmadan üzerine de ben koyup aldım. Zaten benim çok değerli takipçilerim üzerine dedim zaten atar Baylo'nun yaptığı gibi. Çok teşekkür ederim Baylo. Çok sağ ol. Klimamız var. Şu an sıfır ter. Mükemmel bir ortam. Mahir Kara 0634 geldi, hem de Prime ile bir aydır bizimle. Çok teşekkür ederim Mahir. Hoş geldin yeni abonemiz. İnternetten aldım. Geldiler, kurdular. Ben elektrik bağlantılarını falan yaptım. Biliyorsunuz severim öyle işleri. İyiyiz yani şu anda. Çok teşekkür ederim Baylo. Sen de tekrardan hoş geldin. Şimdi nerede başlandı? Tatlı Vadi, Gizem mi Göl mü bilmiyorum. Hangisi daha iyi olur? İkisinden birini seçelim. Yani bence spesifik olarak burada ya da Milton da olabilir. Haydi iyi üşümeler. Çok teşekkür ederim. Piskop çok sağ ol. Vestel arkadaşlar. 12.000 BTU'luk. 11 küsüre geldi bana. İyi oldu yani. Yeni yay havalimanında ama. Üf, yeni yayı şey yapamayacağız mı ya? Ya craftlayacağımız bir yay getirseydiniz ya. Birkaç gündür rütbeniz olsun. Teşekkür ederim Mayer, hoş geldin. Birkaç gün izleyip hemen Twitch'e gelmen beni mutlu etti. YouTube'da birçok arkadaş var. Yıllardan beri beni YouTube'dan izliyor. Daha bir kere Twitch'e gelmişleri yok. Olsun. Onlar da yorumlarla beni YouTube'da mutlu ediyorlar. Daha kasapası. Ya şöyle arkadaşlar, şimdi biz tarifler en çok nerede bulunuyor? Yani her haritada bir tarifim var. Bilmediğim için size soruyorum. Piskop 666 10 abonelik hediyesi. Piskop çok teşekkür ederim. 10 abonelik hediyesi daha geliyor Piskop'tan. Çok sağ ol. Hayrına özel bir tarif falan da var. Oradan başlayalım. O zaman havalimanındaki yayı alalım. Yardırarak gidelim. Değil mi? Şimdi bir daha havalimanına dönmektense İzle çıkar mıyız? Çıkarız herhalde ya. Değil mi? Her haritada bir tarif. Okey. Havalimanına başlayayım mı? Okey miyiz? Burada başlayalım. Oradan gideriz. Hadi bakalım. Astra Team alayım. 3 tane başarım hakkım var tabii ki de. Önce tipik ezgini. Ateşimi alayım. Bir de soğuk füzyonumu mu alsam, verimli makinemi mi alsam? %10 daha az kadar tüketiyor. Soğuk füzyon alacağım ya. Hadi bakalım. Azerbaycan'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne eğitimli olacaklar. Aa, ciddi misin? Geldiğinde yaz Discord'dan. El Turco.
Çok teşekkür ederim El Turku arkadaşlar. Çok sağ olun. Kliman hayırlı olsun kupa. Cooking save olsun bu. Çok teşekkür ederim El Turku bu arada. Çok sağ olun. Şimdiden çıktı bile geri kalan kısmı. Çok sağ olun. Cooking save'indeyiz. Bu bir izci arkadaşlar. Tekrardan kısa geçmek gerekirse. Yeni güncellemeleri görmek için. Şimdi izci oynayacağız. İzci oynamak çok zevkli biliyorsunuz. Güzel şeyler oluyor. Hatta bir izci modda custom şeyler yapıp daha da zorlaştırıp kendimiz oynadığımız olduğu zamanında. Şimdi yeni şeyler görmek için baştan bir izci başlıyoruz. Hadi bakalım. Yapılacaklar sis diye bir şey yok. Gün kendi başına mucizedir. Zaman daha sonra diye bir şey yok. İnsanın kalbine yakın tuttuğu zarafet ve güzellik sahibi her şeyin kaynağında ortak bir acı vardır. Bu da onların acı ve küllerin içinden doğuşudur. Sanır McCarthy. Hadi bakayım. Yeni yeni şeyler de eklenmiş. Sesini de açayım. Ha? Şimdi biz nereden başladık? Galiba çok kötü bir yerden başlamadık. Emin olacağım şimdi. Yayında oyunda bir sıkıntı yok değil mi? Tamam güzel. Çok güzel yerden başlattım. Bir kibritimiz var. Allah razı olsun. Tamam güzel. Yeni gelen bütün yenilikleri görmek için bu izciyi açtık. Yeni gelen bütün yenilikleri görmek istiyorum. Birazdan kafamı bir yere sokunca şu pişirme şeyleri oyunda yemek tarifleri var. Mesela GKT ile bir yahni yapabiliyorsun. İşte bir ekmek yapıp pilavı yapabiliyorsun. O tarz bir şey. Şimdi tam adını bilmiyorum. Bunları bulmak için tarifler gerekiyor. Ama tarifleri bulmadan da yapılabilecek şeyleri gösteriyor mu? Bir bakacağım birazdan içeri girince. Şuraya kendim atabilirsem. Farklı farklı bir sürü şey gelmiş. Bu bizim hoşumuza gitti. Kate ablamız çalışmış. En son onu da kalemle kırmıştık hatırlıyorsanız ama güzel şeyler yapmış. Şimdi bir bakalım. Sağa sola iyi bak. Şimdi benim kaçırdığım video dışı kesin bilmem gereken bir şey varsa beni etiketleyip mutlaka yazın arkadaşlar, tamam mı? Kesin bilgi olanları ama hani zaten halihazırda videoda izlediğimiz şeyleri değil. İnternetin bir YouTube sayfası var. Orada günceleme notlarında her güncelemede video yayınlıyor arkadaşlar. Oradan siz de böyle ayrıntısına kadar merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Maru Uzgül geldi 33 aydır bizimle. 33. Bol acıkmalı yayın. Mr. Hoşgül çok teşekkür ederim 33. ayın için. Şimdi biz et pişirirken bile karnımız acıkıyordu Londark'ta. Şimdi yahniler falan yapacağız. Bilmiyorum. Oyun bize kilo aldırabilir. Furkan hoş geldin. Yeni yay helikopter değişmiş lan rengi. Helikopterin rengi değişmiş. O renk öyle değildi. Ablam dokunmuş bir yerlere. Şimdi öncelikle şu menüyü evet, ilk yemeğimiz alabalık yahnisi. Her yerde bulunan renkli balıklardan yapılan lezzetli bir güveç. Güzel. Dinlenme veriyor. Bitkinliği azaltıyor. Güzel bir şey, süper. Pişirme vakti 1 saat 52 dakika mı? Oha! Neyse, yani yapıyoruz normal. Et suyu çorba. Sıcak ve sağlıklı et suyu çorba tuzludur. Bunun herhangi bir şeyi yok. 170 kalori veriyor. 5 şey veriyor. Susuzluk veriyor. Kondisyonu bu şekilde çıkıyor. Tabii bunlar şuraya da bakmak gerekirse harici bir şey yok değil mi? Direkt pişirme seviyesine bağlı olarak mı şeyler artacak?
Bunların. Evet galiba öyle. Wow. Dur, sıra sıra gidelim. Geyik eti yani iyisi. Aslında demiş ki geyik etinden yapılan keskin ve güçlü bir güveç. Okey. Bu da Tamigan ne diye okunuyor, nasıl okunuyor bu bilmiyorum. Bu yeni gelen güvercin gibi bir hayvan var. Çok sevimli, tam öldürmedik. Onun yahnisiymiş. Ev yapımı çorba, sıcak ve besin değeri yüksek demiş. Bu da aynı şekilde. Tavşan yahnisi. En sevdiğimiz basit bir tavşan güveci. Çok güzel. Bunların kalorileri 750, 750, 750. Tamam. Yarım kilodan 750 kalori çıkartıyor. Bayağı iyi tavşan eti için. Yulaf lafası. Suda pişmiş yulaf, besleyici ve her an tüketilebilir. Akan nehir yulafı diye bir şey bulmamız gerekiyor bunun için ve su ile yapılıyor. Okey. Geyik eti turtası. Tahta edilmiş geyik etinden yapılan av turtası. 300 kalori. Bu ne? Maksimum taşıma ağırlığını arttırıyor. Aa, çok iyi. Ama ne kadar süre? Başımıza hep şu geliyordu, hatırlıyorsunuz. Mesela 35 kilo taşıyabiliyoruz maksimum. 36'da kalıyorduk. 36,5'ta kalıyorduk. İpten çıkmadan önce bir şeyler atıyorduk. O zaman bu turtadan yersek bizim taşıma kapasitemizi biraz arttıracak. Ne kadar süre olduğunu galiba buradan göremiyoruz. Doğru anlıyorum değil mi? Bunu yiyince taşıma kapasitemiz artıyor. Çok iyi. Kuşburun turtası. Kuşburun'la dolup taşan kalın kabuklu bir turta. Baş ağrısı yapıyor ama bitkinliği de azaltıyor. Çok iyi. Palamut pankek. Palamut tam pan olur mu? Bilmiyorum, ben hiç görmedim. Ha, meşe palamudundan. Dedim yeni balık türleri de geldi de. Bir saçmaca geldi. Akçay çorba var. Meşe palamudu var. Güzel. Palamut pidesi. Palamut da pişirilmiş, çıtır çıtır bir gözleme. Buradan bunları şöyle döndürebilseydik keşke. Pankekler varmış. Klasik pankekler sıcak ve iç açıcıdır demiş. Bunda herhangi bir özelliği yok. Yemeklik yağ görmüştük bunlardan. Bir de çıtır çıtır bir gözleme. Yol... Abi bunun şeyi yok mu? Dereotlu gözleme, patatesli gözleme, peynirli gözleme. Biz isteriz. Sen bize çok seçenek vermişsin artık. Neyse. Bunları yapmak için seviye. Evet, pişirme seviyesinin burada olması gerekiyor değil mi? 3 olması gerekiyor. 2 olması gerekiyor. Tamam, güzel. Yine bu kar tavuğundan. Kar tavuğuymuş adı. Kar tavuğundan edilden et de pişirilmiş. Lapa lapa basit bir turta demiş. Bu da aynı şekilde maksimum taşıma ağırlığını arttırıyor. Geri dönüşüme kazandırılmış kutu tarifleri. Aa. Onlar da buldukça mı keşfedilecek? Çok iyi. Şimdi balık tuzakları. Bir de oyuna balık tuzakları geldi. Biliyorsunuz klasik bir gölde sadece balıkçı kulübelerinde balık tutabiliyorduk. Şimdi harici olarak herhangi istediğimiz buz kısmını kırıp oraya av tuzağı kurabiliyoruz. Şunla, balıkçılık aygıtıyla. Basit balık tuzağı. Güzel, güzel detaylar, güzel detaylar. Başka bir şey var mı? Ha, Dolarotot da gelmiş. Biliyorsunuz bu Harry Potter'da geçen bir otmuş. Yeni bir şey geldi bu. Yani aynı şekilde şeyde bulunuyor. Şey gibi, akçaağaç ve kuş fidanı gibi. Meşe palamutları zaten vardı. Yalıtım alana katman. Bu da yeni gelen kar neydi bu? Neyse işte. Ptarmigan kuş tüyünden 5 tane olacak. 4 tane kumaş olacak. Kuş tüyünden yapılmış basit bir ana katman. Kullandığında çekirdeği ısıtır. Saçma çeviri. 2 derece veriyor. 1 derece rüzgar kesme. 1 derece koruma ve yani kulaklığı çıkartıp bunu takar mıyım? Galiba takarsın ya. Ama dediğim gibi o aksesuar kısmını biraz genişletmeleri lazım. Çünkü bu aksesuar kısmında 2 tane hakkımız var. Genelde krampon ve mevzu çantası giyiyoruz. Ya da bazen kulaklıkla çeviriyoruz onu biz. Başka bir şey var mı? Burada yok. Oraya laboratuvarını söyledik zaten. Sertleştirilmiş okları söyledik. Balık tuzakları var. Onları söyledik, gördük. Tamam. Özel tarifler. 9 tane özel tarif varmış. Şu an koleksiyonu bulamıyor ama 9 tane tarifi bulmadan o diğer özel kısımda tarifleri yapamıyoruz. Rav Click geldi, Okey. hem de Prime ile 10 aydır bizimle.
Tavşanların laneti bitti, balıklarınki başlamasın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Murat Bey. Kart tavuğu. Kart tavuğu. Japonik alt çizgi alt çizgi hediye abonelik sana geldi, pesimist alt çizgi leydi. Çok teşekkür ederim bir Japonik. Şimdi bıçakla başladık. Ya bu güncelleme benim hoşuma gitti açıkçası. Benim hoşuma gitti. Şimdi çok güzel gözüküyor. Nugus Surat 0 geldi 7 aydır bizimle. Çok teşekkür ederim yedinceğin için. Çok güzel gözüküyor teoride ama bunun bir de uygulama kısmı var. Biliyorsunuz Londark genelde o uygulama kısımlarında sorun yaratıyordu. İnşallah uçak büyümüş. Bundan bu kadar büyük değildi bu uçak. Büyük müydü bu kadar? Sanki bu kadar büyük değildi. Bakın mesela şurada görünmeyen bir duvar var, ona çarpıyoruz. Neyse. Takılmayalım. İyi yönlerine bakalım yeniden. Tarifi buldun mu? Havalimanındaki bulacağımız bir tarif. Artı bir de yay var. Yerini biliyorsanız direkt söyleyin. Zaten hepsini hemen görmek istiyoruz. Spoilerlık bir durumumuz yok. Hayata kalmaya çalışıyoruz. Baylu geldi. Hem de Prime ile 18 aydır bizimle. Baylu. Abonelik bitmiş, gülümseyen surat. Yeni fark ettin değil mi? Teşekkür ederim Baylu. Hem Prime'ın hem de 18. yayın için çok sağ ol. Hem de güzel desteklerin için. İhsan hoş geldin. Aha. Rasulov geldi, hem de Prime ile 7 aydır bizimle. Bir centilmeni gördüm sanki. Çok teşekkür ederim Rasulov, hoş geldin. Buradayız, buradayız. İşimizin başındayız. Yalnız neyse ya. Şimdi şeye bozmayalım. Moral bozmadım. Pilot ceketimizi bulduk. İçeride ısınmaya başlayabiliriz artık inşallah. Hala başlayamadık. Tarif üst katta mutfakta. Çok güzel. Tarifler hep mutfakta mı çıkacak arkadaşlar? Her haritada mutfağında mı olacak? 9 tane ana haritada olacak herhalde. 9 tane tarif var çünkü. Bıçağı bulmuştuk zaten. Bir de yayın yerini söylerseniz çok daha hızlı ilerleriz. Yay nerede? Telsiz almama gerek var mı? Neyse alırız. Buraya kadar gelmişken. Okey. Güzel güzel. Yahnilerimizi pişireceğimiz bir yayın olur umarım. Yani map'in sağ üzerinde mözlü evde. Tamam, güzel. Oyuna yeni bir tane yay da geldi. Yalnız yeni yayın craftlanamıyor olması beni çok üzüyor. Hafefobik geldi, hem de Prime ile 15 aydır bizimle. Hafe hoş geldin, çok teşekkür ederim. Hem Prime'ın hem de 15. ayın için. Yalnız her haritada bir tane tarif değil mi? Hani bir haritada iki tane tarif bulamıyoruz. Ya yani biz ne soru, biz Deadman oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Kayıp pilot oynadığımız için bizim soğuklar bu kondisyon düşümleri falan herhalde etkilemez diye düşünüyorum. Yalnız oyuna gelen şeyler beni heyecanlandırdı. Her güncellemede olmuyor, hatta çok fazla eleştirdiğimiz bile oluyor. Fakat bu sefer sanki bir şeyleri yapmışlar gibiler değil mi? Uygulamada eğer sorun olmayacaksa, inşallah olmaz. Ya oyunun ölçeğinde mi bir şey var? Benim şey algım mı gitti ya? Ölçekte görüş alanında 81, hep böyleydi benim değil mi? Her şey çok büyük ya da çok bazıları küçük gibi geliyor. Ya tavşan beni lanetledi mi? Duşta tavşanın ne işi var abi? Tövbe estağfurullah. Neyse ben karışmayacağım. Bu sevde benim başım benden uzak dursun. Renkler de oynanmış zaten de. Aha. Yemeklik ya. Şimdi bu 15 kaşık diyor. Sıradan bir yemeklik ya. Pek bir olayı yok mu? Lan bu olmadan yemek yapamıyoruz. Manyak. Nasıl pek bir olayı yok? Evet, ilk tarifimiz kamber uçuşu yulaf lapası. Meyve şurupla güçlendirilmiş bir yulaf lapası. Uzun bir uçuştan sonra pilotların favorisidir. Aa, hepsinin hikayesi de var yani. Meyve suyu. Ha, aynı şeyi okuduk. Yani bu pilotların uçuştan sonra içtiği şey için bu haritaya koyulmuş. Güzel. Güzel. Güzel, hoşuma gitti.
Bir tane tarifi bulduk. Simden bandını kaldırmadım mı? Aa, unutmuşumdur Furkan ya. Özel olarak yazarsan diyeceğim ki yazamıyorsun. Discord'dan yazarsan bana özel olarak hatırlayıp kaldırırım. Ama kullanıcı adını da söyle. O da farklıydı galiba. Son balığı. Alırım. Ben her şeyi alıyorum. Yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Bir yemeklik yağ bulduk. Pişirme yağı. Tarifi bulduk. Tarifi bulduğumuzda evet burada yıldız çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani bu tarifi şu an biz bulduk. Bunları da kuşburnu, konserve şeftali, o konserve şeftali de istiyor. Akçay şurubu istiyor az oranda. Su ve yulaf istiyor. Yulaf da bulunca böyle pilotların uçuştan sonra aldıkları buralarda bir yerde yulaf da vardır diye tahmin ediyorum o zaman bu haritada. Gerçi buna gerek yok, bıçağımız var. Güzel güzel, tamam. Çetin mutfakta. Burası kırık kasayı ilk defa görüyorum. Bu yok, bu yeni gelmiş. Kate ablamızın içinden gelmiş. Aslında bu yokmuş. Evet, bu yeni bir kasa. Gözüme çarptı şimdi. Tamam, güzel. Güzel ablamız. Canım ablamız. Silindirik bir kutlam çıkıyor. Vallahi kıralım ya, bir şey çıkar mı içinden? Ama şu an üşüyorum, dur. Ben alt kata ineyim bir ısınayım ilk önce. Sanki yeni gelmiş ya. Sanki yeni gelmiş o. Böyle bir şey yoktu. Bakacağız ona da. Güzel güzel, bütün yenilikleri göreceğiz. Bu böyle ekstra şey oldu. Donlark'ın ambiyansına uygun bir şey oldu. Güncelleme olmuş. Sesler de biraz... Aa, bu ne? Ha, patates çuvalı. Aa, çok iyi. Böyle arıyoruz. Patates. Son derece besleyicidir ancak yalnızca pişmiş yenilebilir diyor. 200 gram. %51 kondisyonlu bir patates geldi. Bir tane daha geldi. 200 gram. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Güzel, güzel. Patates çuvallarından patates bulacağız. Ama bu şey olmaz mı? Kaynağı sınırlamaz mı peki? Yani ya çok koyacaksın bunu. Bakayım dışına. Perfect. Patatos. Cold storage. Premium quality. Yani soğuk depolanıyor ve yüksek kalitede bir ürün. Net kilosunu da yazmışlar ama bizde tabii daha az çıktı içinden. Güzel güzel. Oyun mütecavızda bunlar var mı? Yani varsa evet, mütecavız zaten kolaylaşmıştı son zamanlarda, artık iyice kolaylaşmış olacak böylece. Şimdi öncelikle şu balığımızı bir yiyelim. Bir tane balığımız vardı. Bu ağır. %100 değil mi bu? Beni zehirlemez. Pişmiş son balığı. Okey. Patatesinin görseli kötü olmuyor. Şurada küçük görsel kötü de biraz büyüyünce hadi fena değil gibi duruyor. Direkt yenilemiyor. Yağla bir şey yapılacak. Okey. Söndürdü. Başka gözden kaçırdığımız bir şey varsa bir bakalım. Şimdi bu şeyler değişti ya, her şey, her yere bir şey koymuş olabilirler. Havuç da var değil mi? Daha onu görmedik. Okey. Şunu da alayım. Biliyorsunuz havalimanı soğuk.
değiştireceğim bir şey var mı? Bunları 4 de değil ya, doğru anlıyorum değil mi? Bu 4 dördüncü seviye pişirmesi olmadan yapamıyoruz bunları. Ve tencerede yapabildiğimiz bunlar. Tava falan lazım. Aynen, tavayı bulamadık da onu görmüştük. Bunda böyle daha çok tencere yemekleri yapılıyor, bu tencerede tabii ki de. Patatesi direkt pişirebiliyoruz. Bir tanesini pişireceğim, merak ediyorum. Böyle koydum oraya, 48 dakikada olacak. Bakalım bir olsun. Merak ettim. Ama patatesi yemeklerde de kullanıyorduk değil mi? Yani başka yemeklerde de patates gerekecek. İstemiyor, istemiyor. Burada istemiyor. Burada istediği yemek var mı? Yok, patates sadece şey olarak mı kullanılıyor? Ya yani yahnini falan içine atılsa iyi olmaz mıydı sanki? Evet, hiç tarif yok patatesle ilgili. Aydin Kopur aramıza katıldı. Aydın, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. 36 dakika. Evet, sadece şey istiyor bu. Patatesi un yapmada kullanabilir miyiz? Değirmen unu. Peki bu değirmen ununu nerede yapacağız biz? Değirmen unu. Protokoller çok karışık olmuş artık. Çok fazla detay gelince biraz. Patates tarifler var mı? Patates çay gibi ısı bonusu da veriyor. Bunu pakette veriyor. Okey, şu patates bir pişsin bakalım. 25 dakikası kaldı. Biz de ısınıyoruz bu sürede. Allah'ın kanlısı yemekten ne anlasın. Biz olacağız Türk yemekleri. Neler yapardık değil mi? Kumpir yapardık patatesten. Tabii bu şey de oluyor biraz. Hani bir şey bilmeyen arkadaşlar böyle söylemek için bazen söylüyorlar ama sanki değirmen unu direkt buluyoruz. Patatesi bir alakası yok gibi. Okey. 17 dakika. Pişsin bakalım patates. Şimdi patates pişti. Kötü olmuş pişmiş görüntüsü. Sıcak diyor. Leziz bir ana yemek. Piştikten sonra tabii kilosu biraz hafifledi. 250 kalori. Şöyle bakalım pişmiş ve pişmemişin farkına. 200 gramda 150 grama düştü. Ve piştiğinde de %51'di. %100'e çıkıyor. Aynı zamanda sıcak diyor. Bir yiyelim bakalım patatesimizi. Full bitiremedik. Birazcık kaldı. Ama ona rağmen tamamen tam yiyince 1 saat ısınma bonusu veriyor. Çok güzel. Güzelmiş. Gayet iyi. Ama görüntüsü biraz olmamış sanki. Pişmiş görüntüsü. Değil mi? Fındık lahmacun. Vallahi biraz benziyor. Yalan yok. Marslı. Kanadalı. Gün batmadan otlarımızı da yapalım. Yalnız oyunun renkleriyle oynanmış arkadaşlar. Fark ediyorsunuz değil mi? Renklerle bariz bir oynama var. Helikopterin rengi bile değişik zaten de. Renklerle bariz oynama var.
kurtmalan. Korkarım. Bu helikopter olmamış ya. Çok eski helikopterin rengi daha güzeldi sanki. Çok yapay durmuş burada. Değil mi? Antibiyotik. Baksana şu antibiyotik bile gözüme büyük geldi ya. Ölçeklerle de mi oynandı? Karakter hap olduğum için bu kadar hızlı. Süpernova 4 geldi, hem de Prime ile 3 aydır bizimle. Süpernova, çok teşekkür ederim Prime ve 3. yayın için. Çok sağ ol, hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Burada kurşun. Yayının ortasında gelmiş olabilirsiniz. Oyuna bir güncelleme geldi. Genellikle bir sürü yemek çeşidi, yemek tarifi geldi. 3 tane altı patlar geldi. Bir tane yeni bir yay geldi. Geldi de geldi. Bayağı bir güncelleme var. Ve şimdi güzelce bakıyoruz. Hiç ummadığım yerden garip bir şey çıkabilir. O yüzden şunlara da bakalım şöyle. Mesela. Güzel oldu. Ben severim. Oldu. Misini aldım ya. Bir kibrit. Kıyafet olarak tek şey var değil mi? O kar tavuğundan giyebileceğimiz giysi var. Kar tavuğu diye bir şey de geldi bu arada. Göstereceğiz hepsini. Böyle bir güncelleme gelince ben paranoya olarak her şeye farklı gözle bakıyorum. Zaten olan şeyler de yeni gelmiş gibi gördüğümüz oluyor ama var şey, değişiklikler var oyunda ya. Belli diyor zaten. Şu posterler çok güzel ya. O da masarım o derece. Bir telsizimizi alalım. Ağır çekiç. Bu akü telsiz zımbıt şeyini yapmamıza gerek var mı sizce? Yani onun güncelleme etkisi var mı şu an yapacağımız olaya? Bunun zaten şeyine bakmıştık biliyorsunuz ki. O posterler normalde oyun içinde vardı ama yan yana oraya yeni koymuşlar gibi, evet. Evet evet. Balık tuzağı için kablo lazım. Tamam. O kabloları onun için kullanalım. Yani telsiz peşinde koşmanın bir anlamı yok diye tahmin ediyorum. Hani ona özel bu güncelleme bir şey koyduklarını sanmıyorum.
Nasıl izi lan? Bomboş çıkıyor her şey. Bu masanın rengi de biraz değişmiş gibi. Kahve. Her zaman kahveyi çok severim. Ona baktık, sigortalara baktık. İmran Aydın havaya sıktı. Yani nasıl beceriyorsun şu zamanı İmran? Aldım bir şey oldu zannettim ya. Teşekkür ederim, hoş geldin. Lan son 5 herhalde. İmran Aydın geldi, 6 aydır bizimle. İmran, 6 aydır aklımızı aldığın için teşekkür ederiz. Ödüm koptu ya. Hayır, bir de tam şeyi aldım ya. Telsiz aldım dedim, bir efekt beklediler, ne oldu? Bir şey mi var? İşte çıkamıyoruz değil mi hala? Nutkum tutuldu. Teşekkürler İmran. Nasıl işte? Biraz bende. Tamam, okey. Şuraya bakmadık. Ha bak, buraya pardon. Şimdi gidelim şu bodrumda yatalım. Kabloları alacaktım balık tuzakları için. Onları da alayım buradan. Kurtlar olmaya başladı. Artık gece boyu burada sıcak hissederiz diye tahmin ediyorum. Kalan son balığımı yiyeyim. Tamam, şimdi yaya bulacağız, sonra devam edeceğiz diğer haritalara. Soğuk olmaz değil mi gece ya? Abi deriz. Belli olmaz. Hatta sıfır bile oldu. Oha, ne kadar farklı lan yazmış değil mi? Vallahi yer soğuk. Kurtardık. Evet. Bayağı renklerle, aydınlatmalarla falan oynanmış. Oynanmış arkadaşlar. Şimdi şu yeni gelen yayayı almaya gideceğiz. Sport Bow kendisi.
Biz de ilk defa göreceğiz. Bakalım. Ya da şey yapsak ya. İşte bonus alacak bir şey belki yoktu hiç. Böyle yapalım. Bunları parçalarsak. Müzik. Olan müziğin üzerine böyle sanki bir ufak dokunmuşlar gibi değil mi? Müzik yeni. Sesler yeni. Çubuk toplama sesi bu kadar böyle değildi. Farklı. Hemen gözü çarpıyor. Kahve alalım. Aa nasıl ya? Nasıl ya? Lan kahve nereye gitti? Menüden sağ tuş yapamıyorum. Bu bug hala düzelmemiş. Niye öyle oldu? Yok sağ tuş. Abi bunu niye kapattınız? Ya neden? Sebep? Niçin? Bu var. Buna koymuşlar. Bunlar duruyor. Ya onlar niye kalktı? Çok saçma ya. Buzda balık avı deliği. Bunu açacağız. Onu daha şu an buza gelemedik henüz. Çok ilginç ya gerçekten. İlle bir şeyleri bozacaksınız değil mi? Şimdi şu yeni yayımızı almaya gidelim. İnşallah fırtına yoktur. Neyse var. Sorun değil. Sorun değil. Ne tarafa doğru gideyim? Hangi evin orada acaba? Arkada bir konteyner vardı, ona bakacağız. Bir de şu kar tavuklarını görürsem bir bakacağım. Taş da vuruluyormuş. Bug olmuştur inşallah. Hani bir de isteği kaldırmasınlar da. Hali hazırda çok güzel olan bir şey. Saçma geldi bana ya. Düşmüş helikopterde çıktı sana yay. İpin sağ üzerinde var diye bir özevi. Herkese farklı yerde çıkıyorsa bakacağız hepsine. Tavşan büyümüş dedi bir tanesi. Bana aynı geldi ama. Kargo uçağı doğru sesi. Burası zaten böyleydi. Misinalar, oltu takımları güzel güzel güzel. Direkt şey bulsak ya. Güzel. İçlik bulduk. Çok iyi. Levyemiz yok hala.
Bunun normal hattı patlar mı bu? Oyuna farklı farklı altı patlar da geldi aynı tüfekler gibi. Yalnız bu normal olanlar galiba. Böyle bir kitap var mıydı lan? Neyse bir şeyler değişmiş. Biraz alışacağız. Normal olan geldi mi şansımıza? Neyse normal normal. Mermi koyma bu kadar set hareketler seri değildi, böyle bir sert yaptı her şeyi. Yeni kitap göründüğünü, evet evet farklı onlar. Kötü oldu. Fırtına sesi sanki biraz değişmiş. Yani bak güzelmiş ama... Evet. Güzel, 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 güzel. Güzel, atmosfere yaşatıyor biraz, evet. Hala eski fırtına sesi kadar kuvvetli değil. Ama iyi gibi. Bunları zaten yapmıştık. Telsizleri denk gelsek bir şeyler yaparız. Yalıtım ana katman. Bunu hala tabii ki de keşfedemedik. Patates ya. Zaman geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Hala fırtına var. Onları mı yapsak? Kumaş yok değil mi? Kumaş yok. Ama envanterde böyle gözüküyor kitaplar hala. Fakat topladığın şekilde biraz görünümleri değişmiş. Fırtına sesi fena değil. Yani eskisi çok kötüydü zaten de bunu fena yapmamışlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, yeni gelenler. Yeni güncellemeye bakıyoruz. Hala bir fırtına var. Ha, burada kumaş varmış. Kar tavuğunu ben henüz göremedim. Görünce bakacağız. Çiftim yok. Orta takımıyla da tamir yapabiliyorsunuz. Bütün gün gitti lan. Nasıl bu şey bu? Nasıl bir iş? Elisar hoş geldin. Hayır, izici açtık. Tavuk orada var, okey. Evi tam çıkaramadım da umarım buluruz. Neyse gece kuzey ışığı da gelsin. Seyahat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben şurada bir saat daha uyuyayım. Hadi geç artık. Geçmiyor abi. Oğlum yayım alıp bu haritadan gideceğim abi. Bu nasıl bir harita ya? Ulan bir de izci zorlukta.
Şirada vardı, onun tarafında balıkçı kulübesinin önünde. Şey mi, hani iskeleden yukarı gizli bir çıkış olan yer vardı, Japonik. Orada mı bahsediyoruz? Bu süt yemeyeyim, beni zehirleyebilir. Şunlardan kemirsem bir şey olmaz sanki. Farklı farklı yerlerde çıkıyor. İnşallah bana da düzgün bir yerde çıkar. Tam orası değil mi? Okey. Ben de öyle hatırladım da. Ama bu ne ya? Bitmiyor abi. Fırtına bitmiyor. Kaç saat oldu ya? Allah seni kahretmesin ya. Bitmiyor. Hapis olduk resmen. Zaten şu yayı alıp direkt bu haritadan terk edeceğiz arkadaşlar. Ben bir de buraya şeyde geleceğim ya. Deadman'de geleceğiz bir de biz buraya, var ya, intihara geliyoruz resmen. Bunu pişiriyoruz, kumpir tarzı. Bunu da yemeklerde kullanacağız. At gitsin. Nasıl yiyor? Yemek yeme sesleri de oynanmış. Katır yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni yemekler geldi. Onlara bakıyoruz. Kapıdan bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Şimdi umarım gidiyoruz. Bütün günümüz burada geçti. Sağ olsun havalimanı. Lütfen fırtına olmasın. Oh be, oh. Şimdi o evi neredeydi? Hızlıca bakıyorum. İskele olan yer. Sol tarafta mıydı? Sol taraftaydı. Evet, sol taraftaydı. Bu tarafta. Sağ tarafta olamaz çünkü. Kurtarı tetiklemeden şuradan gidelim. 3 mermim var. Karkalar. Bak. Yapma. Tamam, şurada şuralarda biliyorum orayı. Okey. Ortadaki helikopterde de bulanlar olmuş. Okey. Hemen bakalım. Buz deliği açmayı denedim, öğrendim. Buz deliği açmak uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için bir ateş, bir ısı kaynağı olmadan bu haritada özellikle denemek yanlış. Hasır otoma dokunmadınız değil mi? Bak, benim son kalemdir hasır otum. Hasır otoma dokunmayın, canımı yiyin. Hasır otoma bakıyorum, aynı mı? Mis gibi aynı. Tertemiz duruyor. Dediği bir saat sürüyor açmak. Evet, o yüzden böyle haritalarda delik açar. Of 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 of, kurtlara bak. Of of of. Çok fazla kurt var. Soslu hasır otu. Yok, hasır otu her halükarda güzel. Ben çok seviyorum. Katır kutur katır kutu yerim. Havalimanı her zaman soğuk olduğu için, yani günün fırtına olmayan bir saatinde çıksak yetiyor bizim için. Burada şey yok değil mi? Omuz gölü. İnce buz yok herhalde. Tamam, eğer burada bulamazsak şuraya çıkacağız. Okey okey. Burada bulursak direkt gidiyoruz.
Tarifimizi de aldık. 9 tane tarif var. Hepsini göstereceğiz. Ben şu an galiba bana burada çıkacak sanki ya. Çıktı mı sanki bana? Çıkmadı mı? Evet, bana çıktı. Hissettim çünkü. Spor yayı. Hafif ve denekli üretilmiş yay. Okçuluk poligonunda veya dışında güvenilir bir dosttur. Yayın görünümü güzel gözüküyor. Yalnız bu yayı 350 gram. Hissiyatına bakalım. Wow. Çok büyük. Ekranı çok kapladı. Bir sertleştirilmiş ok yapıp bakarız. Nasıl bir şey olduğuna. Şimdi bu yayında bir kondisyonu var değil mi? Envanterde de gözüküyor. Yani bu bitince bunu bir daha umarım tamir edebiliriz en azından. Çünkü ben bunu mütecavızda falan zorlu şeylerde kullanmak isterim. Bağlandı. Tarifi aldık ya. Şu eve bakalım mı? İyi bakalım hadi. Şuradan gidiyor değil mi eve? Eamon 0 Feanor geldi 4 aydır bizimle. Cillop Merhaba gibi Fanoğlu, hoş geldin. güncellememiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Mütecavızda yok mu bu yay? Niye böyle yapıyorlar ya? Abi bize niye güncelleme gelmiyor? O zaman yani bir tek balık mı geldi yani mütecavız için? İskele burada değil miydi ya? Saçma sapan. Aha. Böyle bir bölge var mıydı lan burada? Ayının ini burası değil. Ayının ini karşıda. Burası ayının ini değil. İlk önce bir ısınalım da. Alacağım şimdi mouse'umu. Ya sağ tuşuma neden dokunuyorsun sen benim ya? Sağ tuşuma dokunma. Patatesin pişmiş hali çok kötü gerçekten. Hadi gidelim. Sesler güzel olmuş, evet. Kuşbundan da yemekler var bu arada. Kuşbunu toplayacağız. Çok kurt var ya. Ok yapacağız. Aa, bu arada ok başı yapalım bu haritadan gitmeden. Lanlanacak. Bıçak da almıyor değil mi bununla? Demir testeren de yok.
Rüzgar sesleri güzel olmuş bu arada. Eskisi gibi biraz hissettiriyor kendine. Kesik demir yolda yaparız ya. Orada da tav ocağı var. Şimdi bu haritada fazla oyalanmayalım. Zaman kaybedecek bizi çok. Eve buradan gidiyorduk değil mi? Doğru yoldayım. Yeni gelen bitki. Dularbat otunu görmedim henüz. Heh, ev burası. Şu an şey yok ya Laş. Çok ağırlık sorunum yok. O yüzden tolere edebiliriz. Burası. Okun hissiyatını aşırı merak ediyorum. Yani çok en çok şu an merak ettiğim şeylerden bir tanesi o. Yalnız mütecavız olmaması beni çok üzdü. Yani niye böyle aptalca şeyler yapıyorlar hiç anlamıyorum ya. Acaba custom game'de altı patlar tüfek gibi spor yayı da seçebiliyor muyuz? Bari öyle olsun. Hani zor yaptığımız serilerde kendimiz spor yayını açalım. Ama kesin o da yoktur. Çünkü marangoz yayını koymadıkları gibi spor yayını da koyacaklarını sanmıyorum hiç. Ateş yapılan oklardan da yaparız. Bu evler çok güzel. Bu evlerin yapısını seviyorum. Tüfekçilik. Mermi falan yaparsak. Aa patatesler. Güzel. Böyle bulunuyor demek. İlla çuvala gerek yok. Tamam güzel güzel. Dostum dostum. Güzel dostum. Alıyorum lan seni. Tuz geldi. Baharat ve kurucu madde. Bu da yemeklerde kullanılacak. Bu da bir tavşan eti var. Burada bir polar etimiz var. Aaa polar etin görseli değişmiş. Güzel olmuş. Hep aynı dolu görseller çünkü. Tişörtü boş ver. Evin içinde ses bug hala var. Güzel şimdi yayı çektiğimiz zaman bakalım. Diğer yayla karşılaşacağız şimdi. Nasıl lan? Onu seçeneği bile sunmuyor. Diğer yayda da bir değişim var. Tam olarak ne olduğunu görmeye çalışıyorum şu anda. Okun ucu çok fazla mı belli? Ok evden kaynaklı mı? Çok parlıyor. Dışarıda bakacağım ben. Evet, okun görünümün tonuyla oynamışlar. Ok çok parlamış. Ve sanki ucu da biraz böyle burada tavuk spamı var haberin olsun. Silah sıkma sadece birini öldür. Diğerleri kaçar ve asla geri gelmez. He, okey. Silahsız halledeceğiz sessizce. Okey. Bir değişiklik var ya sanki. Tonunda bir sıkıntı var. Ya bir gözüme farklı geliyor. Okun tonu biraz daha şey. Açık bir ton olmuş. Biraz daha koyuydu sanki. Şimdi şununla karşılaştırdığımızda da spor yayını çektiğimizde mesela. Evet. Temelde bir farklılık var diğeriyle. Zaten şeyi saymıyorum. Görüntü olarak da. Stamina
Düşme oranına bakalım. Sağ alta bakıyoruz şimdi. Stamina düşme oranına. Bunu çekiyorum. Eski yerimize bakacağız şimdi. Aynı. Aynı. Onda çok bir fark yok. Müziklerde oynama var. Tavşanmış onlar. Karşılardan alalım da. Kartavuğu öldüreceğiz. Kartavuğu da yeni hayvan geldi oyuna. Kapıdan çıkınca sol tarafta spawn geldi. Bakalım. Testere vardı mı? Testere göremedim. Aha. 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 Aa, seslere bak. Lan elime ne oldu? Elin Ay ben sizin ya. Elimin görseli de değişmiş. Evet, dediğiniz şeyi şimdi fark ettim. Aha, gelmeyecekler galiba. El küçülmüş, evet. Alışamadım ki. Şimdi bir daha gelmeyecekler deme bana. Ben şey zannettim, hani birini vuramazsam bile diğerleri de belki kaçmaz vurabilirim gibi yerine. Abi çok kötü, çok ince olmuş el ya. Sadece Astrid mi böyle acaba? God geldi hem de Prime ile 27 aydır bizimle. Ayak izlerinde de Barbo, çok teşekkür ederim 27. ayın için, çok sağ ol. El kötü olmuş ya. Acaba Astrid mi böyle sadece? Neyse, bulacağız onları. Onları bulacağız. Bu demir testere değil bu arada, ağır çekiç. Hava kararmadan ben şurada bir ısınıp yoluma devam edeyim. İki yay da yanımda kalsın. Özelliklerine bakarız. Bir saat boyu. Buluruz buluruz. Onlar çıkar karşımıza. Sadece havalimanında özel değildir zaten. Kar tavukları. Bunu şimdilik atayım. Çünkü onun tarifini falan bulamadık. Sadece görsel mi? Kimsin ya? Ulan havaya bak yine. Allah seni kahretsin. Neyse, hava kararıncaya kadar biraz uyuyayım bari. 3 saat boyu. İki üç gün sonra geliyor. Oha. Ama şöyle yapalım. Maşallah. Bu evleri çok seviyorum. Dışarıdası gözüktüğü için. Burada müşteriyle. En azından görebiliyoruz dışarıdan olduğunu.
Hala sis var. Uyuyamam hastalığı mı? Hava açsın da giderim diyeceğim. Bu sefer hep sisli mi olacaktı şimdi? Ulan ne yordum be. Evet ya, hep evliler hepsi böyle olsa çok güzel olur. Odunluk gibi bir kulübe var. Önünde varilin üstünde testere. Uyuyamam hastalığı giderildi. Heh, geçti. Çok şükür. Şimdi ben bir gideyim o zaman hocam. Daha fazla burada kalmadan. Demir testlerimizi aldık. Okey. Görsellerde bir saçmalık var hala. Neyse. Yeni yayımı çekeyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu yeni yayı çok sevmedim ya. Benim eski yayım daha güzel sanki. Yani bunun bir damage'de bir şey yoksa, ekstra bir artısı yoksa olduğunu sanmıyorum çok. Benim gerçekten şu yayın daha güzel ya. Bakıyorum bir daha. Kesinlikle daha güzel. Ama bunu kullanalım. Yeni bir sonuçta. Birkaç atış yapalım. Bu nasıl bir harita ya? Şuradan belki ok çıkar. İlyas Miller geldi 7 aydır bizimle. 7. ayımız kutlu olsun güzel adam. Çok teşekkür ederim İlyas. Hoş geldin. Teşekkürler edeceğin için. Bunu alayım, şunu bırakayım ya. Şunu at. Oh be, fırtına geliyor galiba. Süt iç. Fırtına mırtına gelmeden benim gitmem lazım. Bayağı tüfek cephanesi buldum. Ben geçen %4 de kaptırdım Oğuz. Abi ben nerede yürüyorum ya? Önümü bile göremiyorum ki. Bu nasıl bir harita ya? Şurada akçaağaç yok, asrotlarımış. Şuraya bir geçebilsem ki doğru yola doğru gidiyorum diye planlıyorum. Doğru yöndeyim. Haritanın çıkışına doğru gidiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tüm çıkış şu tarafta. Geyikler var.
Gördüm. Başarısı ah. Neden nasıl kurtulacaksın onu anlamadım. Başarısı gelince biraz böyle etraf saçmalıyor. Orada bu hayvan. Ha uçak. Aa bu helikopter. Tamam. Doğru yoldayız. Parazitten mi? Gentilmence bilgiler çekmiştim zamanında. Ne kadar çok fişe bulduk değil mi? Sıralım. Notumuzu yapalım. Ekrana gelen görseller de büyümüş değil mi? Bir patates yiyelim. Kumpir. İçimiz ısısın. Gece buradan bir şekilde gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Dakika bir tane daha kahve yap. Şunu da sıcak tut. Ya çıkacağız ya çıkacağız. Money money. Patates sıcak. Hermani Rafael'e bir tokat. Rafael'e atabiliriz. Şu an Kate ablamızı bunun dışında tutuyorum. Sıcak patatesimi yiyeyim ben. Kumpirimi. Şunu alayım. Teşekkür ederim İlyas. Kahvemi de yolda içerim. Sen kaybolur muyum acaba ya? Risk maceraya gerek yok abi. Gel şurada. Efendi gibi. Yak tarla ateşini. Bak 4 saatse 4 saat. Git şurada uyu ya. Ne nalet var da. Diyorum bak yaklaşık 2 hafta. Net bir süre yok tabi. Saat sanki beni götürür. Götürdü. Saat şu çok kötü olmuş ya.
Teşekkürler Onur. Ben bu havada çıkarım. Ben bu havaları severim. Möz ödemenin kolay yolu. Möz'ün ulaşamayacağı bir yerden Möz'e ateş yapman. Eskiden ateş yakıyordu. Möz ateşe gelemiyordu. Çok kolay ölüyordu. Onu kaldırdılar sonra. Çıkışımız şuraya doğru gideceğiz. Kurdumuz var. Kurtlar önce bir ısınalım. Şimdi yayı test ediyoruz. Spor yayı. Adı da çok kötü. Lan bu ne? İnşallah bir diğer benim orijinal yayıma dokunmamışlardır. Allah'ım lütfen. Abi çok kötü gitti sanki ok ya. Çok farklı hissiyat. Spor yayımızın kondisyonu azalıyor. Oklarımızın azalmıyor. Böyle bir bug mı var? Ben bunu daha yeni gördüm şu anda. Hani oyuna yeni girdik ya. Okların sağlamlığı azalmıyor. Allah Allah. Ne güzel buglar var öyle. Ne güzel buglar var öyle. Yayların da azalmasıydı. Güncellemeden sonra olmuş tabi. Yalnız ok sanki çok kötü gitti gibi geldi bana ya. Okların yayı azalmıyor, şeyi azalmıyorsa şurada bir talim atışı yaparız birazdan. Şeyde konteynerin orada. Ayı fişekle öldürürsün. Fişeği tekrar ayının başına alabiliyorsun. Nur topu gibi buglarımız oldu yani. Peki normal sık sık alabiliyoruz mu? Deneyelim hemen. Yok normalde olmuyor. Ayıya vurunca mı oluyor? Maşallah. Şimdi spor yayı. Gel bakalım spor yayı. Hiç spor tipi yay değilsin. Ben normalde şöyle bakardım. Yok ya. Hedef alması da çok kötü bunun. Niye kaçtın o benden? Ayım var. Kurtların izi biraz garipleşmiş. Sanki biraz saldırı mekaniği geldi. Öyle mi öldürdüm? Yani biraz çok fazla yakın gibi geldi kurt. Sönünce alıyorsun. Ulan bug'a bak. Bug'lardan bug'layan. Reishi ile alakalı bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Alayım. Bulunsun. Reishi zaten bir şey olmasa da seviyorum.
Bu yay daha stabil. Diğeri sanki böyle eğimi gidiyor gibi. Atışlarımızı yapacağız, deneyeceğiz. Şimdi şu tarafa doğru gitmem lazım. Yavaş git. Aha, o sesler var tavuklar mı? Ulan çıkış şurası, ben neredeyim ya? Karşıya nasıl geçeceğiz? Bir geçiş yok mudur? Yoksa şöyle dolaşacağız mı? Kötü oldu bu. Alttan da patika gibi yol, solunda köprü var. Ben niye göremiyorum solundaki köprüyü? Ha şu köprü. Oraya yürüyeceğiz o zaman. Oho. Yol gibi bir yer var orada. Oraya gittim. Ben sevmedim ya bu spor yayını. Benim yayım daha güzel valla. Ulan aşağı mı atladım? Neyse. Ben çok beğenmedim. Biraz daha atış yapacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Kararlılığımı vereceğim ama alışık olduğumuz için de öyle seri olabiliriz. Bir bakacağım. Boş ver Japonik ya. Gidelim. Zaten tarif aldık, yay aldık. Başka bir ne olacak ki? Gidelim şu haritadan. Aa bak, kuşlar düştüğümüz yolu, bunlarla ok yaparız. Bir mark. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben kaçıyorum kral, görüşürüz. AMP LT3. Random mu atmak istedin ya, o ne demek? Kaç gü demen lazım. Yeni gelen otu bulamadık henüz. Dalarot otunu. Bakıyorum çevreye ama göremedim hiç. Şu ne? Aha. Yok, onlar da değil. Onların belli başta olduğu bölgeler var mı, yoksa rastgele mi çıkıyor acaba? Bilemedim. Kırmızılı rengi. Fark ediliyor yani uzaktan o zaman. Kesikte bolca var. Zaten kesikten geçeceğiz, güzel. Kesikte şey de yapalım biraz arkadaşlar. Hatırlatın. Ok başı da yapalım. Şu oklardan zaten kondisyonları gitmiyor ama kaybedersek falan birkaç tane yapalım. Yedekte bulunsun. Yalnız bu yayı tamir edemiyoruz değil mi? Biz çok saçma ya. Yani bir tane yay yapıyorsun, kondisyonu bitiyor ve bir daha kullanamıyorsun. Bir daha bulamıyorsun. Ya bu nasıl bir... Zaten güzel değil de. Ama yani saçma olmuş bu olay. Yine bizim yay adamdır ya. Ben gerçekten görünüşünü de hissiyatını da eski alışık olduğum için eski yaya şu anda oyumu kullanıyorum. Black Rock'ta tamir olur. Acaba o freze makinelerinde tamir olur mu bu? Bilmiyorum. Denemek lazım.
Ya bir de fırtına çok stabil değil mi? Ses şu an böyle çok şey olmadığı için sürekli aynı ses geliyor, aynı fırtına ses geliyor. Bir daha talim denemesi yapacağım ama üşüyorum şu anda. Okun görün üstünde bariz farklılık var da ne olduğunu daha çözemedim. Tavşanın tepkileri biraz üşüdüğünden kaynaklı herhalde gecikmiş. Şimdi burada ne bulacağız bakalım. Yeni eldiven. Güzel. Kömürleri alalım. Normal bir not. Ben sevmedim zaten ya. Yani görünüşü de çok yer kaplıyor, büyük. Sanki bizim eski yay daha iyi. Çıplaklık geldi, temizlemek geldi. Güzel, güzel. Temiz. Hayır, şöyle Japonik zorluk seviyesine göre yapıyor o şeyi. Mesela mütecavızı hep oradan başlatabiliyor. Onun çünkü mesela izcinin başlatma tırı ile şeyle mütecavızın falan aynı değil. Bunları salla. Şimdi şu ısınırken hipotermiden kaynaklı değil mi o? Bunu tamir edeyim. Patatesin bir tanesi 32'ye düşmüş. Tuzu sadece yemeklere katabiliyoruz. Herhangi bir işlem yapamıyoruz. Şunu ye komple. Şunu da hiç yolumuza devam edelim. Yeni bilgiler gelmiş bu arada. Bunlar yoktu. Havalimanından çıkacağız ya, hava düzeldi. Bunlar meşeler zaten vardı. Aa, bir dakika, meşelerle alakalı bir güncelleme var. Yemek tariflerinde kullanacağız çünkü bunları. Bunları alalım. Yumurta falan da yapılıyor bunlarla. Şimdilik yeter. Meşeler bağlı mı? Şeyler bağlı zaten sürekli de. Tavşanmış. Tecavüz hatırlıyorsanız hep burada başlatıyordu haritanın başında. Izdırap oluyordu bizim için. Ama genel olarak bakarsak yani temelinde baktığımızda değişiklikler, güzellikler var. Ama biz hani zor save oynay hani zor save'ler yapıyoruz. Mütecavızda bile
başlasan yenilik ne geldi? Yayı yokmuş. Balık tutmak için şeyler vardır. Pankekler, mütecavızda var mı bilmiyorum tarifler. Olsa bile o zor kullanıcı, hani oyunu iyi bilen, ilk çıktığından beri oynayan kişiler için çok etkili bir şey mi? Altı katlar zaten yok. Oltanın sesini çok seveceksin eminim. Yapacağız. Şu, evet, şu şey çok büyük ya. Biraz fazla abartılmış. Neyse, kazasız belasız şu haritadan çıkıyoruz. Yayımızı aldık. Şimdi bu yayı almasaydık hep aklımızda olacaktı. O yüzden yayımızı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Çok büyük bir harita. Burada başladık. Şuraya indik. Burada geldik. Oraya gittik. Yaylar aldık. Geldik. Uzun bir yolculuk yaptık. Fırtına dinmedi. Resmen 2 gün evde hapsolduk. Tavukları yolda artı sıcaklık bonusu itemleri yapmayacak. Bunu geliştirmek için. Tam anlamadım El Turco. Durumu geliştirmek için niye yapmayalım ki? Levesisi aynı. Bunu dokunmamışlar. Mağara girmeye gerek yok. Bekliyorum ben. Ha, sıcaklık bonus itemlerini yapmak için. Tulumu geliştirebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum daha, bakalım. Dur, onu görmedim. Bir daha görürsem okla vuracağım. Ya trailer'da şeyle vuruyordu, taşla vuruyordu. Ve sanki diğerleri kaçmıyordu gibi hatırladım. O yüzden taşla vurayım dedim. Hani şey olsun, diğerlerini de vurabileyim diye. Bari ondan ne, bu kadar nefret ediliyor. Zorluk istemiyorsun zaten. İmran şöyle, şu şeyde biraz yoruyor. Mesela şu an hızlıca hemen bulup gitmek, diğer tarifleri almak için istiyoruz ya. Bu sebep üzerinde söyledim. Yoksa havalimanı biraz daha dolu olsa güzel, güzel harita. Mesela Deadman'da geleceğiz buraya. Buradan inşallah çıkabiliriz. Keyif alacağız. Zorluk şeyinde, bareminde keyif alıyoruz ama neden gelirsin? İşte bu yayı koymuşlar. Gelmen için sebep olsun diye telsiz burada. O şeyleri koymaları güzel. Mavi tulumu tavuk tüyleriyle geliştiriyorsun. Güzel, güzel. Peki ayıyla farkları neler? Hangisi daha iyi? Geliştirilmiş mavi tulum mu iyi, yoksa ayı tulumu daha iyi? Şahit olunca görüntü ayarlarını gösterir misin? Yani ultra diye hatırlıyorum ya. Bu şekilde böyle. Yeni tekrardan bakarsın. Mevcut süregelen oranınız bir seri varsa. Allah! Bizim kayıp pilot patlayacak mı yoksa? Yes.
Doğru, biz şimdi sıfırdan bir şey başladık, o yüzden bu kadar. Trixito alt çizgi VLR geldi 9 aydır Sorulamadan bizimle. gidiyoruz. Selamlar, iyi yayınlar efendim. Güzel bir gece diliyorum. Çok teşekkür ederim Trix, hoş geldin. O yüzden bu kadar sonsuz ilerliyoruz demek. Çok da soğuk oldu ya şimdi. Birazcık. Ses modu alayım. Yoru da alayım. Şöyle yapayım. Üşümüşüm, farkında değilim ya. Aa. Çok teşekkür ederim bu arada. Dilemeyi sayenizde hep beraber aldık. Şu an soğuğu hissederekten oynadım, fark ettim. Normalde şu an affedersiniz götüm pişiyordu. Sırtım bile terlemedi yani. Deli koltukta oturuyorum. İmran Aydın kahveledi. Çok teşekkür ederim İmran. Haritadan daha çıkamadım. İnşallah çıkacağız. Sıcaklıkta. Ayı tolumunu geçemez tabi ama böyle bir şey düşünmeleri güzel olmuş bu arada. Hoşuma gitti o şey. Olay. En acilinden yapmak istiyorum. Bu geliştirmeyi. Çok merak ettim. Ben gibi şey yapmayın. Acemilikten taşla vurayım. Vuramazsam bir yerini vururum dedim. Zaten el küçülmüş. Orada bir alışamadık. Okla sıksak daha iyi olacak sanki. DLC olmanlara gelmemiş galiba ya. Birçok şey gelmemiş galiba. Bak şu el çok kötü yani. İnşallah Astrid'in eli olduğu için böyle çok incedir. Mekanizmin de böyle bu kadar ince ise biz eski ele alıştık çünkü. Artık karakter bitti. Tamam. Bulacağız o kart tavuklarını. Beyle hoş geldin. Ben daha kayıp rota girmedim. Yenilikleri göreyim diye şu yayı aldım. Yemeklerin tariflerini toplaya toplaya gideceğim. Güncelleme için bu save'e biraz devam edeceğim. Ama şey kötü oluyormuş. Hani halihazırda bir save'im varsa ve üzerine güncelleme geldiyse zaten eskiden beri sorunlar oluyordu. Ama bunda hatta bir arkadaşımızın başına şey gelmiş. Save'i silinmiş galiba. Bu save dosyasına devam edilemiyor gibi bir uyarı vermiş. Umarım öyle şeyler yaşamayız. Bitmeyen yol yapmışlar ya. Şöyle bir şey yapacağım artık. Dayanamıyorum. İki tane antiseptik var bende. Evet, iki tane varmış. Zaten çıkışa gelmişiz. Bu da larva tutu varsa göreceğiz. Şu harcı göreceğiz. Başka bir şey göremiyorum. Kuş spam bölgesine geçersem söyleyin. Şurada kuş var, burada kuş var diye tavuklardan bahsediyorum.
müzikini. Yardım ne güzel bir şey. Şırınga. Eziyetten kurtardı bizi. Bu map yok. Bunlar çok alçak. Okey. Müzik güzelmiş. Film sahnesi gibi oldu. Evcil hayvanımız vardı bizim ya, eskiden kuşumuz. Bir şey de ben çıktı. Salayım. Bunu toplarım. Tavsan hakları savunucusu geldi 6 aydır bizimle. Nerelerdesin? Kaç gündür özledik. Gülen gözlerle ağzı açık sırıtma. Teşekkür ederim. Tavşan hakları savunucusu hoş geldin. Geldik geldik artık buradayız. Yayın donuyor mu? Sende bir sorun var. Galiba sende sorun var. Klimayı şu an bayağı rölanti modunu aldım, ona rağmen bayağı soğuk. Uyy üşüdüm. Bu odada üşümek çok garip. Yani kışın en soğuk gününde bile burada üşüyemedim çünkü biliyorsunuz. Şu an üşümek çok garip hissettirdi. Burada metaller falan almayacağım. Kazabasına kuşlar oluyor. Zaten o artıları gideceğiz. Kesik demir yolundan sonra belki direkt Milton'a çıkarım. Yukarı. Oradan gizemliğe geçerim belki. Yani yemek tariflerini bulmak biraz yorucu olacak. Yorucu olacak. Sivi şortum yok galiba, onu alayım. Olur. Olur. O da daha güzel olur hatta. Çok güzel olur. Şöyle biraz giyinelim ya. Aç havalarda geziyoruz. Şimdi burada biraz uyuyayım. Burası şey işte, aktarma geçti. Havalimanına girmeden önce. Ya geceyi burada geçireceğim. Şöyle yapalım. Bir saat uyuyalım. Hem ısınalım. Su biraz fazla, evet. Bunları ye. Herhalde zehirlemezsin beni. Onları gece yapmadan önce yeriz. Kibrit var da çok sorun değil ya. İngiliz her yerde çıkıyor zaten. Bayağı var hatta üzerinde. Şimdi şöyle bir bakalım genel olarak. Bunları
sürekli seyahat edeceğiz. Nerede kuracağız, nerede şey yapacağız. Neyse. Kalsın. Orhanas'ın geldi 18 aydır bizimle. Teşekkür ederim Orhan. 18. yayın için çok sağ ol. Bugün bayağı bir ikinci yıllar, üçüncü yıllar, birinci yıllar, 18. aylar. Tabii bir süre yayın açmayınca böyle birikiyor. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Aylakça dolaşan batak. Ne lan? Ha, kurt zannettim. Şimdi şu neredeydi o? Bu da değil. Buzlu balıklar için buz gerekir. Tamam, buz burası. Niye? Lan ne oldu bir andan? Sis geldi değil mi? Neyse ben gideyim de. Onu daha sakin bir haritada bir kurcalarız. Daha alt takım falan yapmadık çünkü. Kom bitmiş. Kıyıdan 25 metre şartı var dedik için. Aa. Böyle bir şey yazıyor mu peki bir yerde? Hani kurarken falan, yoksa sen ekstra güncelleme noktalarından mı okudun 25 metre infosunu? Tavşan Hakları Savunucusu 5 abonelik hediyesi. Çok teşekkür ederim Tavşan Hakları Savunucusu. Raydan çıkmış yük vagonları. Nehirde olmuyor, gölet istiyor. Kötü olmuş biraz. Kesinlikle bir gölet var, evet. Avcı kulübesi var, oraya çıkacağız. Kesik Demiryolu'da tarif var mı? Varsa nerede? Yüksek bir ihtimal avcı kulübesi nedir? Av kulübesinde midir? Adını da tam unutuyorum oranın. Tüfek çıkan ev var ya. Oraya bakacağız zaten. Mavuz'da değil mi? Yani tahminen orada çıkar zaten. Aa, buranın şeyi, yapısı değişmiş. Yani bu kadar aydınlık değildi. Değil mi? Taşlar daha belirgin. Hadi simsiyah karanlığa gidiyorduk. Hiçbir şey belli olmuyordu. Birazcık şu an simsiyah karanlığa döndü ama ilk başları da öyle gözükmüyordu. Burayı da biraz oynamışlar. Çok karanlık infosu geldi herhalde. Ecel hoş geldin. Elturko benim de aklıma geldi de söylemeyeyim dedim. Belki de salabiliyoruzdur.
çok fazla sessiz. Şöyle böyle inceden bir rüzgar sesi. Instagram'dan yayın soran Deniz. Emin ol Deniz, tek sen yayın sormuyorsun. Yayın çok fazla soruluyor. Tabi bir de uzun süre açmayınca ekstra herkes yazıyor. Yeni tabancalardan biri kasvetli. Bakalım, bence kesik demir onda da bir tanesi çıkar belki. Onları rastgele şey yapmışlardır Minon. Hani spesifik olarak orada çıkmıyordur diye tahmin ediyorum. Rastgele buluyorsundur. Belki bir yaya özellikle şey koymuşlardır. Minam elemanına. En ucu gözüküyor. Valla İmran, benim ilk denemem fail oldu. O da elden kaynaklıydı. Bir de bir kere vuramayınca hepsinin gideceğini hiç öyle bir şey düşünemedim. Bir kere vuramadım. Hepsi birden uçtu gitti. Havalimanı bölgesinde çıkmıştı bize zeyin. Yukarıda. Şey mi peki, böyle yüksek yerlerde mi çıkıyor? Öyle bir şey söylenmişti. Kaya düşmesi önleme tüneli. Ya bunun adını çok şey yaptınız mı çevirirken? Düşündünüz mü? Çok açıklayıcı olmuş da. Konuşuyor gibi. Bataklık bayarında mağarada çanta verdi. Çanta da verdi yayı. Bataklık bayarında çıktı sana. Allah Allah, farklı farklı yerlerde çıkacak. Ne demek bu? Bu yol niye bitmiyor ya? Yani havalimanı gerçekten oyunun finali için yapılmış bir yer olduğu o kadar belli. Bitmiyor, bitmiyor. Uyku tulumu çeşit mi oldu? Yani evet, bir tanesini upgrade ediyorsun. O nasıl yapıldığını onu trailer'da da gösterdi mi ya? Biz onu kaçırdık mı? Ben trailer'da görmedim öyle bir şey. Ama El Turco gerçekten ya yoruyor yani, şu yol insanı yoruyor. Allah'a yoruyor. Ne oluyor lan? Dağdan mı indiniz lan? Çal. Yok, bu yayın şeyi çok kötü ya. Lan. Çok hızlı geldin. Çok hızlı geldin. Gözünden vurdum. Sen daha var değil mi? Taş. Senin olduğunu nasıl biliyorum ama? Detekte bekliyorsun. Aha. Madenci G feneri. Endüstriyel bir R feneri daha büyük ve daha verimli bir pille donatılmıştır. Neredeyse 1,5 kilo. Güzel. Güzel. Yeni bir item bulduk. Yalnız bu tabii ki de kuzey ışığında çalışıyor. Deneyeceğiz ama. Gerek var mıydı böyle bir şey bilmiyorum. Zaten bir el feneri vardı oyunda. Bir dürbün yapmadınız mı şunun yerine? Son 3 seferde sen atınca dedim tetikle bekliyordur şimdi.
Bitmiyor, bitmiyor. Yollar bitmiyor. Arkadaşım Black Desert oynuyor. Onda şey yapıyor mesela, rotayı belirliyor. Bilgisayarın başında durmasına gerek yok. Karakter oraya kendi gidiyor. Ulan bunda da öyle bir şey. Yemeğini suyunu versek de. Şu yolculuğu yapsa ya şu karakter. Aa biraz. Evet, rüzgar ve şey gölgelendirmesi farklı olmuş. Yani ağacın bak keskinliği azalıyor. Güzel. Böyle değildi çünkü bu. Güzel olmuş. Güzel, sevdim. Ulaşıyor. Evet. Haritada ben de öyleydi. Evet ya. Tabii Lonark için öyle bir şey söylediğim şey çok paraz bir şey de. Sadece kuzey ışınlarında ışınlanabileceğimiz seyahat tüpleri olsun. Sadece kuzey ışınında. Evet. Bu klimalardaki nem alma modu hisset mi oluyor? Yoksa yok, hisset değil, hisset değil. Şu altta çam ağacı olan mı oluyor? Ne bakmam lazım. Bir de oto temiz var. Hangisi oluyor acaba? Silah sıkmalı sıkıcılık. Vallahi olur İmran, zaten uyanlar uyandırmış olursun. Chat'in yarısı uyudu. Hayırlı olsun klimamız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Klimamız geldi. Vallahi ben şu an aydın sıcağında resmen götüm donuyor. Oyunu hissediyorum yani. Kullanma kılavuzuna bak, çok mantıklı. Çok mantıklı. Belki bilen vardı dedim ya. Bak bu fırlaşma çok reşide bile oluyor gördüğünüz gibi. Güzel olmuş. Sevdim bunu. Bir olmalıydı böyle, çok keskin olmamalıydı o rüzgarda falan. Güzel. Yani bu kadar yüksek olup biz bunu biliyor muyduk böyle? Ve çıkma, merdiven çıkma şeyi biraz değişmiş efekti. Bakın. Basit bakla. İşime yaramaz. Cehennemin fragmanı. Çok sıcak burası ya. Sen olan tatavarlı gibi kol hareket ettiren bir alet varmış ya. Sadece yürümüş olarak. Aslında tren yolunun sağlam olduğu noktalara kadar mesela onunla böyle pıt 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 mekanik kolla çalışıyor şey dediğin. Yani herhangi bir elektriksel aksama da gerek yok. Bu rüzgar sesi yeni gelmiş. İnce bir ses, tiz ses geldi. Fark ettiniz değil mi? Onunla tamir ediyorlarmış zaten. Onu böyle şeyler kullanıyormuş işte. Rayları falan bakımını yapan insanlar. Sen hoş geldin. Havada girdi. Akıllardaki soru.
Yine bir tüfek çıkması yok mu? Olur işte, o olur. Dışarı onu geliriz. Sular gerçekten fazla bu arada. Ya bir şeyden şüphelendim. Bu yatak koyacağım yerde şey yok değil mi? Ha aynen. İmran Aydın havaya sıktı. Valla dedi ve yaptı. İmran tam uykudan önce güzel oldu. Şimdi uyuyanları pistten alabiliriz. Evet, günaydın arkadaşlar. Yerinize yatabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. İmran Turizm'den. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Siz misiniz uyuduktan, benim de uykumu getirdiniz. Chat'te olanlar zaten adam uyardı. Ben de bunları bir aklıma alayım dedi. Aç bir mezlek. Flashlight, flashlight. Bunu deneyeceğim. Aa ne güzel gözüküyor. Kabloda şey yok değil mi? Enerji yok. 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 Yok değil mi? Yok. Bu ne lan? Aa. Aa bayağı güzel anlatıyor. Rengi de değişiyor böyle bir. Lamba eder misin sen? Neyse, güzelmiş. Denemiş olduk böylece. Buzça hoş geldin. Böyle bir aykınmış. Devam edelim yolumuza. Bunları yemedik ya. Neyse. Unuttum yine yemeği. Yapmadan önce. Patatesler biraz çabuk mu çürüyor gibi geldi. Bunlar mahpusa bile yapılıyor mu acaba? Bir tane denemek lazım. Ona göre yeriz ya da yemeyiz. Sende yok mu? Ben nerede bulduğumu gördünüz fenerini. Aktarma geçtiğinde vagonun içinde buldum. Bu kuzey işinde çalışıyor sadece. Çok kullanışlı bir şey mi tartışılır. Doğru yerden gidiyorum değil mi ben ya? Evet. Çıkışa gidiyorum.
Oh, kesik demir yolu. Canım kesik demir yolu. Lan. Çok özledim seni kesik demir yolu. Doğayı dinliyoruz. Garip sesler geliyor. Bu vardı. Köprüden geçici soluk kuşlar var. Heh. Bana böyle gel. O sesler ondan mı geliyor? Solda. Sesler bir garip garip sesler geliyor zaten. Evet, kuşlar neredesiniz? Peki bir tanesini vurunca istisnasız diğerleri dördü kaçıyor mu? Kuşlardan vurmam lazım ya. Abi o zaman nasıl yapacağız biz bu işi? Ben kendi yayımla vurayım onları da. Yeni yaya alışamadım çünkü. Bu tarafta mı? Geride mi? Geç, hiç görmedim. Uçmuş olamazlar değil mi? Yok. Uçan bir şey de görmedik. Solda dediniz ama. Köprüden geçince solda. Ha, şurada o zaman. Tamam, okey. Okey. Ses duyarsam. Ol yap. Küsurat sevmiyorum. Küsurat sevmiyorum dedi ve 11K yaptı bizi. Çok teşekkür ederim. Aha. Buradalar. Çok sağ ol. Şimdi biri bir tel atarsa ne yapacaksın? Aa, eğilip sıkamıyorum ki. Seviyem yok. Ayağa kalktığımda beni görüyor mu bunlar? Şu bir. Uçarsan. Nasıl uçtu lan o? Geldi, uçmadı. Çok yapay uçuyor ya. Kaçma. Şu iki. Uyolap diyorum ben de, o kim diyorum ya. Değil mi? Yeni bir herhalde. Niye kaçıp kafamızı karıştırıyorsun bayla? Teşekkür ederim. Yaşlıktan güzeldi. Estağfurullah. İki tane mi avladık şimdi? Bir tanesi kaçtı gitti. Diğeri de alta gitti. Belki görürüz şimdi. Deneyin özelliği ne? Hiçbir şey. Genel. Şimdi. Boynu bükükler.
Boynu bükükler toplamamış. Nasıl okunuyor ya bu? Kartavu diyeceğiz, geçeceğiz de. Bunu şunu okunuşuyla yazacak var mı? Kullanabilir et veya kuş türü için topla. Tamam, toplayacağız. Koku da yapıyor bak. Namısız. Biraz da şuraya doğru gitmiş aslında ama. Nasıl kıydın o bembeyaz çizgi şeye? Benim öyle şirinlik şeyim yok ya, takıntım yok. Lan oğlum niye koşmadın? Samara saldırıya geliyorsun değil mi şimdi? Lan vurdum ben seni ama, dur bıçaklasam. Heh, evet. Diğeri de dibimde. Bir de şu yeni yayla devam edelim. Oka üzerinde kaldı. Ama niye ölmedi o? Burada ölmesi gerekiyordu normalde. Eskiden öyle olurdu ya. Son anda vursan, sana saldırırsa, bıçaklasan ölüyordu kurt olduğu yerde. Bu sefer onu yapmamışlar bak. Okuma aldı gitti namussuz. Yani şöyle karar atmıştım. Ben yeni yayı sevmedim genelde ya. Hani bunun stamina olayı da yok. Marangozun yayında çektiğin zaman stamina biraz daha az azalıyordu. Bunda o da yok. Görüntü de çirkin. Neredesin lan? Gel. Toplanın. Aa bu şey değil mi? Ayım arasındaki dolap. Bunu bayağıdır bulamıyorduk. Bulduğumuz iyi oldu. Rasmon hoş geldin. Yok, save duruyor. Günceleme geldiği için. Şu an bu save'e başladık. Uzun bir oynanış oldu. Saati geçmişiz çoktan. Yeni gelen güncellemeler bakıyoruz. Bayro, ben başka birisin o yüzden dedim ya. 1-2 sürat yapmadan kapatalım bu barı. Ben dedim ki yeni bir bağışçımız var. Benim biraz daha triggerliyim, onu tetikleyeyim. Sen misin zaten? Teşekkürler Milo. Çok sağ ol. Bu sağlam Eskimo'da parka bunlardan kötü bu arada. Yo değil. Depoları biraz kesiyor ama ağırlığı aynı. 83-86. Sanki askeri mont daha iyi. Evet daha iyi. Daha iyi. Çok teşekkürler Baylo. Zırh eldiven geldi işte. En sevdiğim eldiven geldi. En sevdiğim ceket de geldi. Yalnız bu sevde keşif farkı en iyisi tabi de. Neyse bunu düşüneceğim, dur. Çok güzel şeyler geliyor. Şehir parkası geldi. Neler oluyor? Bize keşif parkası lazım ama. Değerlendireceğiz toplantımızda.
Valla klima olayını tamamen kapattık bir şekilde. Ben üzerini tamamlamıştım zaten. Kendim. İyi ki de yapmışız bu arada. Klima 12.000 lirayla açtı şu anda. Bu aldığım klima benim aldığım sitede en son 12.500 lira falan gözüküyordu. İyi ki de almışız. Erkenden. Yalnız gerçekten üzerim şey oldu ya, o kadar soğuk. Ve şu an şey modunda, sessiz modda, eco modda, ona rağmen çok iyi. Çok iyi. Bu bar kapanı PC upgrade. Zaten PC upgrade demezsek yayınları böyle 15 dakika önce falan açıp sohbeti kısa kesip çünkü ekranda çok donuyor. O şekilde yapmamız gerekecek. Uzun süre açmayın. Yani normalde mesela açtığımda 5 dakika falan böyle aptallıyor. Ondan sonra düzeliyordu. Ama uzun süre böyle açmayınca, bir de Lonlock güncellemesi yaparken bayağı yayın açamadım. Çok darladı. Görüntümüz çok dondu. Kaç derece çalışıyor? Şu an 26. Bir tık 27 yapayım. Yükselteyim. Vitesleri var. Klima tanıtım videosu. Vestel'in 12.000 BTU'luk Wi-Fi'li modeli. Yazın internete çıkıyor zaten. Gerçekçi olsun diye klimayı eksi 35 ayarla sana. Çok mantıklı. Dünya alışık değil. Bu kadar lüks alışık değiliz biz. Genelde yanıyorduk burada. Zırh edemem bir daha geldi. Dikiş kiti geldi sonunda. Yalnız havalimanında hiç bunlar çıkmıyordu. Şimdi dikiş kiti ve bilime taşı haritası şey çakmak geldi. Kesik demir yolu. Bayağı bir şey geliyor. Burada biraz ok başı yaparız. Vitesler şıkırdı resmen. Burada tekrardan çok çok teşekkür ederek şunu kaldırayım şimdilik. Geçenlerde ben şeyi kaydetmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? 7700X işte nedir o? RAM'ler falan. O zamana 20K'ya topluyorduk. Canım acımasın diye en son bakmadım ama ona bir yayından önce hatırlatın bakalım beraber. Bizim baktığımızda dolar 18-19 falandı. 25 oldu. Craft'a gerek var mı? Şey için dedim aslında şu yayı biraz daha öğrenelim diye ama yayında tam tadı kaçtı zaten. Parça parça şey gibi değil mi Baylo? Evet, bu barda anakartımıza başlıyoruz. Ne alayım? Ok kondisyonuna bak var, evet. Hep yüzde kalıyor. Aslında ok kaybetme sürücü yapmamıza da gerek yok. Şunu at, şunu giy. Kırmızı içtik severiz. Bunu at, bunu giy. Şu lootlarımı yapayım. Birazdan üst baş şey yapacağız. 1,5 kat koş. O zaman da böyle limitim olsaydı şey yapacaktım zaten. Alıp işte onu taksit maksit bir şey yapıp öyle zaten siz yavaş yavaş peyderpey beraber doldururduk ama yoktu yani. O yüzden yapamadım o hamleyi.
limitli şeyde sıfırladım. Benim araç Palio'ydu biliyorsunuz. 2004 model Palio aracımız vardı. Arkadaşım isteyip durdu benden. Çocuk beynime girdi. Normalde araba değiştirme düşüncem vardı ama fiyatlar çok değişken olduğu için şey yapmıyordum, bakamıyordum arabalara. İşte o bir fiyat verdi. Ben üzerine dedim ne koyabilirim? Böyle 120 civarı bir şey koydum üzerine. 2011 model Lineal aldım. 1.3 Multijet. 62.000'de. Kilometresi çok iyi. Normalde benim biliyorsunuz arabalara ilgim vardır. Ve şeyi çok iyi yaptım. Paranın böyle bir neredeyse büyük bir kısmını kredi vermiyordu bankalar. Avanstan çektim. Nakit avanstan. O da bayağı bir karlı oldu. Şu an faizler artıyor. O dönemde da şu an nasıl bilmiyorum ama onaylı kredim varsa bile kredi vermiyordu bankalar. Şu an envanterde çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor envanterde. Bunu güzel yapmışlar evet. Bunu güzel yapmışlar. Evet, bir Multijet bayağı iyi. Palio bizi güzel götürdü zaten ama ya uzun yollarda falan çok yoruyordu. Tam şehir içi arabası çok güzel. Şanzımanı falan da iyiydi. Ama şu anda neden mutluyuz? Beyaz sırç. Şunu da at yere. Bunlar burada buraya dursunlar. Şimdi başka yakacakları oraya atabiliriz. Bir depo yapalım buraya. Üste çıkacağız geleceğiz. Genelde şu konteyneri yapıyorum ben. Ama bu doluymuş. Sorun değil. Ağır çekici buraya bırak. Şunu toplayacağız. Şimdi ne olduğuna bakacağız. Direksiyonları buraya atalım. Topla. Tüy geliyor, et geliyor. Eti niye alamıyoruz? Ha, şu göremedim beyaz. O kadar beyaz ki. Şöyle olduğunda oku göremiyorsun. Komik hallerde sokabiliyoruz. Şöyle dursun. Elleri şeye benziyor. Arok'ta penaltı kurtaran adamın ellerine benziyor. 2 saat mi? Ne? Nasıl ya? Bir tane tüy yarım saatte mi topluyorsun? Oha. Bunun etinden özel bir tarif vardı değil mi? Vardı. Yahnisi oluyor bunun. Et suyu çorba da lazım bu yahninin içine. Oho. Bir de un lazım. Un hiç bulamadık zaten. Bunu vurduk ya. Bunu vurduk. Neyse. Tüyleri çok şeymiş. Bayağı uzun sürüyormuş. Etlerini de toplayıp dışarı atarım. Mahvolmasın diye. Tüylerini aldım. Bu tüyleri nasıl gözüküyor peki? Hmm. Tesisat geçirmek için kullanılabilir. Peki uyku tulumu muhabbeti. Onlar ve topla var. Bunu nasıl upgrade'leyeceğiz? Tezgahta mı? Sadece orada mı oluyor acaba? Et suyuna mı bakalım tamam. Ama onu şey yapmadan tarifini almadan yapabiliyor muyuz? O da önemli. Yapabiliyoruz herhalde. Galiba yapabiliyoruz. Craft menüsünde oluyor tezgahsız. Craft menüsünde. Bakalım hemen. Ben göremedim. Öyle bir şey yok.
Kıyafet menüsünde. En altta. Siz bunu mu diyorsunuz? Şey diye. Bunun uyku tulumunda mı bu şey var? Ben bunu harici yapılan bir şey diye düşündüm aslında. E var işte tulum. Şu tamam. O 10 tane gerekiyor. Tam el ile olanı seçmişiz, okey. Eli seçtim buradan. 10 tane gerekiyor. Uyku tulumunun sıradan uyku tulumu olsa da iyi sıcak tüylerle doldurmuştu. Sıcacıktır. Yani kuş tüyü yapıyoruz bir nevi. Uyku tulumunu. Güzelmiş. Sevdim bunu. Ama yapmadan önce yap. Yani keşke gösterseydi. Yapınca ne sağlayacak bize diye. Şeyleri göstermemiş. 2 tane daha tüy lazım. Bunu yaparız ya, merak ettim nasıl olduğunu. O kuşlardan daha çok vuracağız. O kuşların şimdi etini şey yapalım. Pişirelim şuradan, biraz odun alayım. Gideceğiz, gideceğiz. Kurbaya gideceğiz. Patates, patates, dur. Su yap bakalım be. Ceydet hoş geldin, merhaba. Etleri bir... Bunun toplama uzun sürmüyor değil mi? İyi var. Et suyu yapmak için eti de çok garip gözüküyor. 500 kadarı. Şimdi et suyu çorba. Şimdi sadece onunla yapılıyor, evet. 1,5 litre su gerekiyor. Bu gerekiyor. Bakalım tarif olmadan yaptıracak mı? Göreceğiz. Şunlara bakalım bir daha baştan. Ya bu her türlü elendi. 2 kilo, 2 kilo. Her türlü bu. Bu çünkü ağır. 1 kilo daha ağır. Koruması az ama deparı fazla. Bunu dışarı giyelim zaten. Aynen öyle. Bunu at. Bunu dışarı giy. Bunu da içine giy. Bunu onaracağız. Daha mantıklı oluyor böyle. Bunu koruma 3-7, bunu çıkar, bunu çıkar, bunu dışına giy. Bunun içine giy. Burada da bunu giy, bunu at. Tamam. Tam ileride yaparız. 25 dakika var diyor. 30 dakika şunu yap. Yemek olarak bayağı şey geldi ya. Şimdi mesela et suyu çorba yapacağız buradan. Pişir diyeceğiz. Hazırlanıyor diyor. İçine her şeyi kattık. Sesler de garip. Et suyu çorbamız oluyor. Burada yemek menüsü var. Et suyu çorba yapacağız. Bitkinliği azaltıyor. Dinlenmeyi arttırıyor. Herhalde bunların renkli... Ha, bu, pardon. Şuna bakıyoruz biz, şu an bundayız. Bu da şunu sağlayacak bize. Nerede o? Yok, turta değildi. Şu. Ama bunun tarifine gerek olacak mı? Ha, un lazım zaten. Un yok şu anda. Garip, evet. 40 dakika diyor. Normal kaç dakikaydı? Saat.
Bir şey olmaz herhalde ya. Yanmaz herhalde. Yapamadım zaten. Tip böyle. Un avcı kulübesinde vardır. Evet, un daha hiç bulamadım. Umarım orada çıkar. Evet. Aldık bunu. 4 şey gösteriyor. Aa, bunu parça parça içebiliyor muyuz? Biraz da bundan kaldı. Daha yapabiliyoruz mu et suyu? Ha, yok, yapamıyoruz. O zaman bunun etini dışarı atayım. Al. Biraz fazla detay olmuş ama güzel bence. Yani çok kötü değil. Zaten bu uzun şeyler için yani turba böyle aynen dediğin gibi bir save olacak. Ona göre yapacaksın. Ben bunu bir içeceğim. Nasıl içeceğim? Galiba seçenek sunacak mı? Bir porsiyonu gidiyor değil mi şimdi? Aynen, bir Seysan porsiyonu Bülbül gitti. geldi 3 aydır bizimle. Nice Isınma verdi. çaylara. Seyitan, hoş geldin. Çok teşekkür ederim 3. ayın için. Bunu içtik, bir porsiyon. Bonus olarak burada ısınma bonusu verdi. Ama şey olarak harici bonus bir şey vermedi. Kalorisi de düşük, öyle çok fazla değil. Neyse. Şunları yiyecektik. Yani nerede kullansam daha avantajlı. Aynen. Ben merak ettiğim için öyle bir bakayım dedim. Surat kemirim daha iyi. Evet. Yani de kullanılıyor ara malzeme. Patatesi çuvallar oluyor işte, sepetlerin içinde falan oluyor, oralardan buldum. Patatesi de şey tutmanın bir yolu var mı acaba ya? Kalorisi biraz fazla gidiyor. Soğukta falan acaba o da şey oluyor mu? Bakmak lazım. Evet. Buradan sonra yukarı çıkacağız ama bunlar bir sonraki YouTube bölümünde ve bir sonraki yayında olacak arkadaşlar. Güzel uzun bir bölüme döndük. Kayıp pilota bir süre ara verelim. Güzel yeniliklere bakalım. Kayıp pilotumuza devam edeceğiz. Zaten şu an save'lerde sıkıntı var diyorlar. Birçok arkadaş save'i kaybolan da olmuş. Save'de bug'lı bir şekilde ilerleyen de olmuş. Yeni bir güncelleme gelince tabii oyun dünyası değişiyor. Umarım biz kendi sevimizle böyle şeyler yaşamayız. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum YouTube. Görüşürüz. Beğenmeyi Benim unutmayın. gücüm Bay bay. yetmiyor.